Arkadaşlar bir önceki videoyu hatırlarsanız onda azospermi, kriptozospermi ya da hareketi çok düşük spermleri nasıl hazırladığımızı anlatmıştım. Bugün de yine kriptozospermik yani ejekülatında çok sınırlı sayıda 3, 4, 5 belki 10-15 sperm bulunan hastalarda sperm dondurmayı nasıl yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Normal koşullarda sperm freezing'de ya kliyovialleri ya da strobları tercih ediyoruz. Fakat sperm sayısı düşük olan vakalar için çok da uygun olmuyor viyaller ya da strollar. Çünkü spermlerin geri kazanımı çok zor oluyor. Sonuç olarak bir samanlıkta iğne aramak gibi düşünün. Sayı çok az olduğu zaman bunları çözdürme sonrası da kaybetmek mümkün olabiliyor. Bu tarz vakalara uygun bir ürün üretildi diyebiliriz. Oldukça güzel bir ürün. Bu üründe 3 tane kuyucuk var. Bu kuyucukların içerisine küçük mikrolitrelerde sperm dondurma solüsyonu koyduğumuzda içine spermleri yerleştiriyoruz ve bu ürünü bir kriyoviyelin içine yerleştirerek direkt sıvı azot tankının içerisine koyuyoruz. Kazanımı çok daha iyi oluyor. Artı spermleri bulabilmek çok daha kolay oluyor bu ürünle. Şimdi birazdan bunu nasıl hazırladığımızı hepsinin aşamalarını sırayla göstereceğim. Haydi izleyelim bakalım. Öncesinde petrilerimizi hazırlamamız gerekiyor. Bunun için özel olarak sperm yıkama solüsyonu koyacağız petriye. Bu sperm yıkama solüsyonları oldukça küçük volümlerde olacak. Bunların içerisine spermlerimizi alacağız. Üstüne de bir PVP koyacağız. Üst kısma da yaklaşık 5 mikrolitrelik bir PVP drop'u yapıyoruz. Sperm toplamı da kullanmak için. Ve petrenin üstünü yağlayacağız. Ne demiştik? Hep yağ altı çalışıyoruz. Petreleri hazırladık. Şimdi sperm toplamak için sperm toplama pipetini takıyorum. Hemen ayarını yapacağım. Arkasından da sperm toplamaya başlayacağız. Pipetimiz hazır. Birazdan başlayabiliriz. Bakalım kaç tane sperm toplayabileceğiz. Umarım maksimumunu buluruz. Yani en azından bir 20 tane ya da 20-30 arası sperm bulmak istiyoruz. Şimdi pipetimizin içine biraz PVP alarak sperm drop'un içine gideceğiz. Gördüğünüz gibi hemen karşımıza bir tane motif sperm çıktı. Biraz daha büyütelim. Hadi bakalım. Başka bulabilir miyiz bakıyoruz. Bir tane de şurada görüyorsunuz. Şimdi sperm yıkama drop'unu içine yerleştireceğiz. Yaklaşık 40 tane sperm topladık. Şimdi topladığımız spermleri doldurma aşamasına geleceğiz. Bunun için ne demiştik? Bu kullanacağımız ürünü bir petrin içine koyduk. Şimdi
burada birebir bir karışım hazırlayacağız. Bunun içerisine yaklaşık 10 mikrolitrelik sperm freezing solüsyonu koyuyorum bir drop'a. Ve bu sperm freezing'i sperm yıkama solüsyonuyla birebir dilüve ediyorum. Biraz pipetajla beraber hazırladık. Şimdi birebir hazırladığımız sperm dondurma solüsyonu ve sperm yıkama solüsyonu karışımından birer mikrolitre alıyorum ve ürünümüzün orta yerine yerleştiriyorum. Oldukça küçük bir hacim gördüğünüz gibi. Ürünü kenarından tutarak biraz sağa sola hareket ettiriyorum. Ve birazdan yerleştireceğim yerine. Evet, sperm dondurma solüsyonunun olduğu aparatı dropların yanına yerleştirdik. Birazdan spermleri toplayıp droplara yerleştireceğiz. Evet, şimdi spermlerimizi droptan alıp dondurma solüsyonunun içine yerleştirme kısmındayız. Tabii biraz dropların içerisinde spermler hareket ediyorlar. Onları toparlamak çok kolay değil. Evet, dondurma solüsyonunun içine geldik. Spermlerimizi buraya bırakıyoruz. Spermleri topladık. Yağdan çıkartıyoruz. Ve bunu dikkatli bir şekilde kriyoviyerin içine yerleştiriyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Arkasından keyine yerleştirerek tank atıyoruz. İşte bu kadar. Hastamızın TESE olma durumu söz konusuydu. Bu şekilde TESE'den hastayı kurtarmayı umut ediyoruz. Ve TESE'sinde çok sınırlı sayıda sperm çıkan hastalarda da sperm dondurma bu şekilde uygulanabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarda da bizi izlemeye devam edin.